Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Lokman Suresi 20-26. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada da bizlere nice hakikatleri bildirmekte ve ders vermekte. Şöyle ki, Elem terav, görmediniz mi? Ennallâhe sahhara lekum, Allah size musahhar kıldı, size itaat ettirdi. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsini emrinize verdim. Ve asba aleykum ni'amehu ve nimetlerini bolca size verdi. Zahiraten ve batına, hem zahir hem de batın olarak görülen görülmez nimetler size verdim. Burada Allah-u Teala'nın biz insanlara bazı nimetlerine dikkat çekiliyor. Semavat ve arz, gökler ve yer zaten bütün varlık alemini içine almakta ve bu gökler ve yerde her şey emrimize musahhar kılınmış. Yani her şey emrimize verilmiş. Adeta şunun gibi, mesela bir bebek dünyaya gelecek, bebek daha dünyaya gelmezden önce bebek odası ayarlanıyor, beşiği ayarlanıyor ve o odada her şey bebeğin keyfine göre, lambasından, lambanın renginden, odanın rengine, perdelerin rengine, oyuncaklara varıncaya kadar her şey çocuğa göre. Çocuk aslında çok aciz. Çocuk kendi başına daha ayakta duracak durumda değil ama aciz olmakla beraber etrafındaki her şey ona hizmet için adeta yarışıyor. Adeta onun emrinde. Bu manzara insanın şu dünyadaki manzarasıdır. İnsan şu kainat içinde nazik ve nazenin bir çocuk gibi ve çok aciz olmakla beraber o koca koca şeyler, yer, gök, bunların içindekiler insana itaat ettirilmiş. İşte güneş bizim bir lambamız, ay ve yıldızlar gece lambası, yeryüzü çiçekli miçekli bir halı durumunda ve dünya bir saray gibi. Her bir insan o sarayda bir efendi durumunda. Gece gündüz çarkları bizim için dönüyor. Mevsimlerin çarkı bizim için dönüyor. Ve gökte uçanlar bize hizmet ediyor. Yerde gezenler bize hizmet ediyor. Akanlar, duranlar, neler varsa şu alemdeki varlıklar bize hizmet ediyor. Ve şu varlık aleminde merkezde insan var. Ve her şey o insanın etrafında dönüyor. Ve böylece bu insan her ne kadar beden itibariyle küçük de olsa, mana itibariyle büyük, ruh cevheri itibariyle büyük, şu alemde her şey ona itaat etmekte, ona faydalı olmakta. Ve Allah zahiri ve batini nimetler bize vermiş. Görülen ve görülmeyen nimetler vermiş. Mesela zahiri nimet derken, diyelim göz bir nimettir ama görmediğimiz akıl da bir nimettir. Ve akıl gözden çok daha da büyük bir nimettir. Bu manada görülen görülmeyen çok nimetlerle kuşatılmış durumdayız. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte, وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Yani istemiş olduğunuz ne varsa Allah size verdi. İnsan kabiliyet diliyle, hal diliyle ne istemişse, neye ihtiyacı varsa Allah hepsini verdi. Ve in ta'uddu ni'metallah la tuhsuha. Eğer siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız onları saymakla bitiremezsiniz. İşte zahiri nimet, mesela şu anda sağlıklı olmamız bir nimettir. Batini olarak da Cenab-ı Hakk'ın bize görülmez nimetleri, manevi sağlığımız için peygamberler göndermesi, bu gibi şeyler Cenab-ı Hakk'ın yine nimetlerindendir. Veya insanı korumak için hafaza melekleri, onları doğrudan görmüyoruz ama bir takım şer güçlerine karşı, görülmeyen şer güçlerine karşı onlar insanı muhafaza etmekte. Bu anlamda görülen görülmeyen sayısız nimetlerle insan kuşatılmış durumda. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ اِلْمِ Ama böyle olmakla beraber insan nankör, insanların bir kısmı var ki bir ilme dayanmadan Allah hakkında mücadeleye girişir. وَلَا هُدَنْ
ve doğru bir yolda olmaksızın وَلَا كِتَابٍ munir ve aydınlatıcı bir kitaba sahip olmadan Allah hakkında ileri geri konuşmaya çalışır. Allah hakkında mücadeleye girişir. Bu da insanın küfür ve küfranı. Yani Allah'ın bize sonsuz nimetleri varken bir kısım insanlar tutar da Allah'ı inkar ederler. Veya Allah'ın nimetlerini inkar ederler. Küfranı nimette bulunurlar. Bunu yaparken bunlar bir ilme dayanmaz. Ve hidayete dayanmazlar. Ellerinde bir delil yoktur. Ve aydınlatan bir kitap da yoktur bu konuda. Yani hiçbir sağlam gerekçeye dayanmadan Allah hakkında ileri geri konuşurlar ve mücadele etmek isterler. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiğinde ittebi'û mâ enzelallah, Allah'ın indirdiğine tabi olun, Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde galû, onlar derler ki bel nettebi'û mâ vecednâ aleyhi âbâ'enâ, hayır biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak biz ona tabi oluruz. Bu mana Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde nazara veriliyor. Yani kafirlere veya müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde onlar diyorlar ki biz atalarımızı, ecdadımızı hangi yolda bulduksa ondan dönmeyiz. Evelev kâne şeytanu yed'uhum ilâ azâbis sa'ir. Eğer şeytan onların atalarını o çılgın azaba, cehennem azabına çağırıyor, davet ediyorsa yine onların yolundan mı gidecekler? Yani şeytan göz göre onları ateşe çağırıyorsa yine o yolda gitmeye devam mı edecekler? İnsan çevresine genelde alışıyor ve bütün dünyadaki insanlara bakalım. Yeni dünyaya gelen insanlar aba ve ecdadına tabi olarak büyürler. Din olarak, dil olarak, örf, adet olarak çevre onları şekillendirir. Ve bunların içinde hak ve hakikati anlatan kimseler olduğunda o eski yoldan dönmek kendilerine zor gelir. Mesela 14 asır öncesinde cahiliye dönemi yaşayan, vahşet ve bedeviyet dönemi yaşayan Araplara içlerinden bir peygamber geliyor. Hem onlara hem bütün insanlığa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ama bunlar biz atalarımızın gittiği yoldan dönmeyiz diye bir tepki veriyorlar ve doğrudan kabul edemiyorlar. Şiddetli muhalefet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim eğer diyor onların aba ve ecdadı, ataları kötü yoldalarsa, şeytan onları şiddetli bir azaba çağırıyorsa, ateşe çağırıyorsa yine bunlar atalarının yolundan mı gidecekler? Eğer atalar, ecdat iyi yoldaysa onların yolundan gitmek güzel. Onlara layık olmaya çalışılır. Onların gittiği yoldan gidilir. Ama kötü yoldan gidiyorlarsa onlara tabi olmanın hiçbir mantıki gerekçesi yoktur ve hiçbir faydası da söz konusu değildir. Ve men yuslim ve çehu ilallah, kim yüzünü Allah'a teslim ederse ve huve muhsin, güzel işler yaparak fakat istemseke bil urvetil vüska, hiç kopmayacak sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Yani Allah'a yönelmek, ama Allah'a yönelirken de muhsin olarak, yani Allah'ı görürcesine ibadet ederek, bir kulluk şuuru içerisinde Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'a yönelirse o zaman o insan hiç kopmayacak sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Yani sadece ben yüzümü Allah'a çevirdim demek yeterli değil. Bunun amelle desteklenmesi lazım. Çevremizde de görebiliriz. Bir kısım insanlar vardır. Ben Allah'a yöneldim, Allah'ın dinine yöneldim der. Ama uygulamada çok ciddi problemleri vardır. Dolayısıyla bu yeterli değil. Evet, Allah'a yönelmek lazım. Ama amelimizin de bunu desteklemesi, teyit etmesi gerekiyor. Ve ilallahi akibetul umur, işlerin akibeti Allah'adır. Yani her ne yaparsak sonunda Allah'ın huzurunda bunun hesabı vardır ve diğer alemde bunun hesabıyla karşı karşıya kalacağız.
Ve men kefara, kim de küfranı nimette bulunur veya inkar ederse, fela yahzunke küfruhu, onun küfrü seni üzmesin. İleyne merciuhum, onların dönüşü bizedir. Fenunebbiuhum bima amilu, ve onların yaptıkları amelleri onlara haber veririz. İnna Allah alimun bi zati's sudur, şüphesiz Allah sadırlarda olanı, kalplerde olanı bilendir. Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin adeta babası gibi. Bir baba nasıl ki evladının durumundan yakinen haberdar olmak ister ve evladının durumu iyiyse memnun olur, kötüyse bundan rahatsızlık duyar. Peygamberimizin ümmetine olan şefkati, ümmetinin her birine olan şefkati, bir babanın evladına olan şefkatinden daha da ileride. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların küfür içinde olmasından, insanların isyan içinde olmasından fevkalade rahatsız. Ve Kur'an-ı Kerim'de başka yerde ifade ediliyor. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse sen canına kıyacaksın. Cenab-ı Hak Peygamberimize böyle yapma, kendini yiyip bitirme, bu mealde hakikatleri hatırlatıyor. Bununla beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hassas kalbi elbette insanların küfründen rahatsızlık duymakta. Neden bunlar iman etmiyor? Neden şirk içindeler? Neden küfür içindeler? Bundan rahatsızlık duymakta. Bundan dolayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Peygamber Efendimiz'e ve o yolun yolcusu olan insanlara şunu hatırlatıyor. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, yani kim de küfre düşerse onun küfrü seni üzmesin. Yani merak etme, neticede onlar Allah'ın huzuruna varacaklar. اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, onların dönüşleri bizedir. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, biz onlara yaptıklarını haber veririz. Tabi haber veririz, hesaba çekeriz anlamında. Yani Allah-u Teala siz şöyle şöyle yaptınız derken aynı zamanda bunun hesabını da elbette soracaktır. İnna Allaha alimun bi zati's sudur. Allah sadırlarda olanı, kalplerde olanı bilendir. Nümetti'uhum galile, ve onları azıcık faydalandırırız şu dünya hayatında. Thumma nattarruhum ila azabin galiz, sonra galiz bir azaba, şiddetli, çetin bir azaba onları mustar kılarız. Şu dünya hayatı ahirete nispetle geçici bir hayattır. Adeta rüya gibidir. Kısa bir hayattır. Dolayısıyla şu dünya hayatında bir kısım insanların küfür içinde olması, firavunların, nemrutların çıkması, şeddatların çıkması, zalim nice hükümdarların ve onlara tabi olan kimselerin çıkması o kadar da problem edilmemeli. Bu dünya böyle bir dünya. Dileyen iman edecek, dileyen kafir olacak. Allah-u Teala bu noktada insanları hür bırakmış. Yani bu insanlar inanabilir de, inkar edebilir de. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. İnna hedeynâhu sebîle. Biz insana yolu gösterdik. İnsanı o yola ilettik. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Artık bu insan isterse şükreder, isterse nankörlük yapar. Bir başka ayette de şöyle bildiriliyor. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, de ki Rabbinizden hak size gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Allah-u Teala dileyen erkek olsun, dileyen kadın olsun dememiş. Dilediğini erkek, dilediğini kadın olarak yaratmış. Allah dilemiş olsaydı yeryüzünde tek bir kafir olmazdı. Allah bizi melekler gibi yaratırdı ve bütün insanlar Allah'a daimi itaat halinde olurlardı. Asla isyanları söz konusu olmazdı. Peki niye böyle olmamış? Allah-u Teala insanları imtihan etmeyi murad etmiş. İstemiş ki bu insanlar hür olsunlar. Bu insanlar dilediklerini iman küfür noktasında yapabilsinler ve böylece insanların mertebeleri ortaya çıksın. Ve bunun olması için insanları kötülüğe sevk edecek insanda nefis diye bir mahiyet ve
bu nefsi işletecek insanın dışında şeytan isimli bir varlık da yaratılmış. Böylece şeytan insanları kötü yola sevk etmeye çalışıyor. İnsanların nefsi buna meyilli. Ama öte yandan Allah peygamberler göndermiş. Gönderdiği peygamberlerle hak ve hakikati beyan etmiş. Artık insan ya nefsini dinleyecektir veya Kur'an'ı dinleyecektir. Ya şeytana tabi olacak veya peygambere tabi olacaktır. Böylece insanların şu dünya hayatında dereceleri, mertebeleri ortaya çıkacaktır. Ve kafirlerin şu dünya hayatında galip gelmesi ve çok geniş imkanlara sahip olmaları ayet-i kerimede ifade edildiği şekliyle nümetti'uhum galile, yani onları biz azıcık faydalandırırız. Rüyada faydalanmak gibi. Dünyanın en gariban insanı rüyasında kendini dünyanın tek başına sultanı görebilir. Ama böyle gördü diye o böyledir anlamına da gelmez. Bu bir rüyadır. Gelip geçici bir haldir. Uyandığı zaman o yine bir garibandır. Dolayısıyla şu 60-70 yıllık dünya hayatında bir kısım insanların, kafir insanların geniş imkanlara sahip olması ve hükmetmesi, galip görülür gibi olması o kadar da önemli değildir. Kul meta'ud dünya galil, dünya hayatı az bir şeydir. Ve diğer aleme varıldığı zaman kafirlere sorulacak, kem lebistum, ne kadar dünyada kaldınız? Onlar diyecekler ki lebithna yevmen ev ba'da yevm, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Yani diğer aleme varıldığında şu dünya hayatı bir gün, hatta günün bir kısmı gibi gelecek. Bu kadar az bir zaman diliminde bazı insanların küfür içinde olması veya taşkınlıklarda bulunması, isyan içinde olması o kadar da dert edilmemeli. Neticede Allah'ın huzuruna varılacak ve Allah'ın huzurunda hesap verilecek. Ve le in sa'altahum men halaka's semawati vel ard, eğer onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı, le yegulunallah, Allah diyecekler. İster istemez Allah diyecekler. Kulil hamdülillah, sen de ki elhamdülillah. Yani onların Allah deyişine elhamdülillah de bu anlam olabileceği gibi bir de şu anlam da düşünülebilir. Yani madem Allah diyorsunuz, o halde hamd de Allah'a mahsustur. Allah'ın varlığını kabul edip hamdi başka varlıklara yöneltmek, putlara vesaireye yöneltmek uygun bir şey değildir. Belekseruhum la ya'lemun, hayır, onların ekserisi bilmezler. Yani hakikatleri bilmezler, işin gerçeğini bilmezler. Lillahi ma fis semawati vel ard, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İnnallâhe huvel ganiyyül hamid, ve şüphesiz Allah ganidir, hamiddir. Burada Allah-u Teala'nın gani ve hamid olması, yani Allah zatında zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün varlıklar Allah'a muhtaçtır. Müminiyle, kafiriyle, canlı cansız her şeyiyle her varlık Allah'a muhtaçtır. Varlığında, devamında, bekasında Allah'a muhtaçtır. Ve öte yandan Allah-u Teala hamiddir. Yani hamde layık olandır. Sadece Allah var deyip itikat olarak buna inanmak yeterli değil. Elhamdülillah deyip hamdin de Allah'a tahsis edilmesi gerekir. Ve bir insan Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar olduğunda bunu Allah'tan bilmeli ve bu nimetin mukabilinde elhamdülillah demeli. Nasıl ki Allah-u Teala zahiri batini nimetler bize vermiş ve zahiri batini duygularla o nimetleri fark etmeyi, hissetmeyi bize nasip etmiş. Böyle olunca bizlerdeki o duygularla, latifelerle Allah'ın nimetlerini fark edeceğiz ve bu fark etmenin neticesinde elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdülillah Kur'an'da bir cümle ve Fatiha suresi bununla başlıyor, elhamdülillah ifadesiyle. Kur'an-ı Kerim'de yine pek çok ayetlerde elhamdülillah ifadesi geçmekte. Dolayısıyla hamd şu alemin yaratılış gayelerinden birisi. Nasıl ki bir ağaç
meyvesine doğru hareket eder. Yani meyveye yöneliktir. Ağaç meyveyi netice verecek şekilde yaratılmıştır. Onun gibi varlık ağacı da hamd meyvesini, şükür meyvesini netice vermek için yaratılmıştır. Ve bunun da merkezinde insan yer almakta. Ve kainattaki bütün o dönenler, duranlar, zahiri batini şeyler insanın etrafında adeta hizmet etmekte. Böyle olunca insan bu nimetlerin farkına varıp elhamdülillah demesi gerekiyor. Ve insanın tabii hakkıyla hamd edebilmesi, hakkıyla şükredebilmesi o kadar kolay bir şey de değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok şükreden bir kimse olmakla beraber Sübhaneke mâ şekârnâke hakka şükrike ya meşkur buyuruyor. Yani ya Rabbi seni tenzih ederiz. Biz sana layıkıyla şükredemedik. Bütün varlıklar gece gündüz Allah'a ibadet etse, şükür secdesinden başlarını kaldırmasalar yine de Allah'a layıkıyla hamd etmiş olamazlar. Cenab-ı Hak bizi en azından o yolda daim olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.